dünde kaldı cancağızın, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Biz de bu anlamda da yeni şeyler söylemek için projelerimizi bir taraftan hazırlıyoruz. AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, Köroğlu TV ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Toplumun her kesimiyle proje geliştiriyoruz. Bir taraftan yeni şeyler söylüyoruz. Neden? Şimdi Allah'a çok şükür AK Parti iktidara geldiği günden bu yana hem tüm Türkiye'de hem de Bolu'da yerelde bir şantiyeye çevirdi. Dolayısıyla şu anda da belediyemizin devam eden projeleri var. Ama şu da bir gerçek. Yeni bir seçim dönemine giriyoruz. Yeni bir döneme giriyoruz. Vatandaşımız da Hazreti Mevlana'nın dediği gibi dün dünde kaldı cancağızın, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Biz de bu anlamda da yeni şeyler söylemek için projelerimizi bir taraftan hazırlıyoruz. Sanayi ve Yukarı Çarşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Fatih Metin, Arasta projesindeki aksaklıkları, eksiklikleri tespit ettik. İnşallah esnafımızın hiçbirini mağdur etmeden bu işi çözüme kavuşturacağız dedi. Devam eden projelerimizde iki önemli projemizde bir soru işareti oluşmuştu esnafımızda. Biz bu soru işaretini ortadan kaldırdık. Önce Yukarı Çarşı esnafımızla bir araya geldik. Yukarı Çarşı'daki Arasta projesinin tamamlanmak üzere olan Arasta projesindeki aksaklıkları, eksiklikleri tespit ettik ve inşallah esnafımızın hiçbirini mağdur etmeden bu işin çözüme kavuşturacağız. Şu andaki proje, uygulanan proje bitti ama Allah nasip ederse benim kamuoyuyla paylaşacağım, önümüzdeki ayın başında o lansmanda, tanıtımda paylaşacağım bir projem var. O projenin bir parçası Arasta. O nedenle Arasta'yı da o proje kapsamında yeniden bir kimliğe kavuşturacağız. Şu andaki kimliği de çok kötü değil. Yani şu andaki kimliği devam edecek de. Yani bizim ileriye dönük, Bolu'nun ileriki vizyonunda düşündüğümüz proje kapsamında da inşallah güzel bir orada güzelleştirme çalışması olacak. Mevcutla alakalı da hiçbir esnafımızı mağdur etmeyeceğimizi zaten esnafımızdan paylaştık. Önümüzdeki dönemde de bunu gerçekleştireceğiz. Sanayi ile ilgili de konuşan Metin, sanayinin bulunduğu alanın 450 dönüm olduğunu ifade ederek Bolu açısından bir fırsat orası. İnşallah bu fırsatı Bolu'nun menfaatine dönüştürecek bir proje olacak dedi. Sanayi ile ilgili biliyorsunuz zaten yeni sanayi sitesinin yapılmasıyla alakalı çalışma devam ediyor. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Oradaki en büyük problem mevcut taşınacak yerin ne olacağıydı. Ne olacağıyla alakalı da sanayi esnafımızda site yönetimi ve dernek yönetimimizle bir araya geldik. Çok zevkli, güzel bir toplantı gerçekleşti ve orada da onların arzu ettiği proje kapsamında bir çalışmayı yapıyoruz. Orada sürprizlerimiz olacak. Yani o bölgede proje anlamında sürprizlerimiz olacak. Önümüzdeki dönemde paylaşacağımız. İnşallah o bizim planladığımız sürprizler kabul görür. Ama altını çiziyorum. Oradaki esnafımızın kabul edeceği bir projeyi orada uygulayacağız. Bizim orayla ilgili düşüncelerimiz var. Bunu da esnafımızla paylaşacağız. Ve inşallah Bolu'nun markası olacak bir yer olacak orası. Çünkü 450 dönüm bir yer. Bolu açısından bir fırsat orası. İnşallah bu fırsatı da Bolu'nun menfaatine dönüştürecek bir projeyi orada uygulayacağız inşallah.